ben evlere temizliğe giderek yaşamımı sağlayan ev emekçisiyim. Ben ve benim gibi sigortasız binlerce çalışan insanlardan, kadınlardan bir tanesiyim. Gündeliğe gidersem eve para giriyor ve ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Kayıt dışı, sigortasız çalıştığımız için sağlık güvencemiz yok. Yaşla ilgili problemleri var arkadaşlarımızın. 30 yaş üstünü diğer özel ocaklar, madenler işe almıyor. Ve bu arkadaşlarımız emeklilikle ilgili olan doldurması gereken prim sayılarını son 300, 500 gibi, 1000 gibi, 2000 gibi günlerini doldurtamıyorlar. Bizler bu süreç içerisinde işçilerin anayasa hakkı olan toplu üst sözleşmelerinin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Yani sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Fakat kargo işçileri bu yasaklardan muaf tutuluyor. Her gün binlerce kargo işçisi, yüz binlerce yurttaşımızla temas kurmaya devam ediyor. İş yerlerinde gazetecilerin virüsü almalarını engelleyecek yeterince önlem alınmıyor. Özellikle televizyon kanallarında çok fazla vakaya rastlanıyor. İşini kaybetme korkusu, pek çok gazeteci tirajlar düştüğünden ve reklam geliri düştüğünden zaten böyle bir durum vardı. Küresel bir mesele, fakat salgın sırasında tirajlar iyice çakıldı, reklam gelirleri azaldı. Ücretli ücretsiz izne gönderilen çok fazla meslektaşımız var. Cezaevindeki gazeteciler, onlar COVID-19 riski altındalar ve çıkartılmadılar. Şu anda Türkiye cezaevlerinde 86 gazeteci var. Ücretsiz izne çıkarıyorlar, 39 lira para veriyorlar. Düşünün başkanım, yani tek başına çalışan, evi kira olan bir aile için 39 lira para günümüzde nedir? Yani sırf ekmek alsa geçimini sağlayamaz, karnını doyuramaz. Zorunlu iş kolları harici tüm şantiyeler koşulsuz şartsız acilen durdurulmalı. Çünkü yüzlerce, binlerce çalışan arkadaşımız o şantiye odalarında 6'şer kişilik, 4'er kişilik koğuşlarda kalıyorlar. Atanamamış bir tarih öğretmeniyim. Çok çalışma saatlerimiz arttı. Bu sokağa çıkma yasağından dolayı, hükümetin aldığı karardan dolayı cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var diye bizi fazla çalıştırıyorlar. Haftalık 45 saatimiz var. Mesai yapacağımızı söylediler. Eğer yapmazsak paranızdan keseceğini söylediler. Yani bizi tehdit ettiler. Bu süreçte bizim apartman görevlileri olarak zaten belirlenmiş bir iş tanımımız yok. Alın teri dökenler, emek harcayanlar, hakkıyla, hukukuyla, kazandığı parayla evine ekmek götürenlerin bayramı. Bu bayram emeğin bayramı, yani sizlerin bayramı, yani bizlerin bayramı, sizlerin ve size saygı duyanların bayramı. Dolayısıyla bayramınız kutlu olsun. Sokaklara tabii doğal olarak çıkılmayacak. Çıkılmamasının da haklı bir gerekçesi var ama sonuçta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı nasıl kutladıysak, 1 Mayıs'ı da, emeğin bayramını da aynı çerçevede, aynı heyecanla, aynı güzellikle kutlamaya çalışacağız. Elbette ki yaşadığımız COVID-19 krizi sadece Türkiye değil, bütün dünyayı etkileyen, derin sarsıntılar yaratan bir hastalık, bir bulaşıcı hastalık. Önlem alı diyor. Her ülke önlem almaya çalışıyor. Biz de önlem almaya çalışıyoruz. Önce şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Gerçekten de Türkiye'de sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Bu ülkenin güzel insanları balkonlara çıktılar. Bütün sağlık çalışanlarını alkışladılar. Gerçekten onları alkışlamak lazım. Onlar çocuklarımıza, ailelerimize virüs bulaşmasın diye evlerine bile gitmediler. Uzun süre evlerinden, yurtlarından ayrı kaldılar, çocuklarından ayrı kaldılar. Dolayısıyla bir fedakarlıksa, fedakarlığa büyük ölçüde sağlık çalışanlarının katıldığını ifade edelim. Ve Sevim Hanım evlere çalışmaya giden bir kardeşimiz. Dolayısıyla bizim yaptığımız tespitlere göre yaklaşık Türkiye'de 1 milyona yakın kadın evlere temizliğe gidiyor belli süreler içinde. Bu kardeşlerimiz büyük ölçüde gelirden yoksun kaldılar. Bunlara devlet ulaşıyor mu? Yani siyasal iktidar bu insanlara ulaşıyor mu? Bu insanlar evlere temizliğe giderek aldıkları 3-5 kuruşla geçiniyorlardı. Acaba bunlara devlet ulaştı, bunlara bir şekliyle katkıda bulundu mu? En azından işte 1000 lira para verileceği ifade ediliyor. 1000 lira para bunlara verildi. Bu konuda hala kafamızda çok büyük sorular var. Çünkü bunların büyük bir kısmı kayıt dışı olduğu için
sigortası olduğu için bunların hiçbir yerde kayıtları yok. Ve bunların hepsinin sigortalı olması lazım. Güvencelerinin olması lazım. Sosyal devlet dediğimiz kavramın bu tür insanlara özellikle sahip çıkması lazım. Emeğe sahip çıkması lazım. Ama hala bu konuda ciddi sorunlarımız var. Sokağa çıkma yasağı olmasına karşın alanda çalışan polislerimiz var, bekçilerimiz var, kuryelerimiz var, kargo işçilerimiz var. Dolayısıyla bunlar günlük hayatta ciddi aksaklıklar olmasın veya hizmetler %100 aksamasın diye çalışan kardeşlerimiz. Bunların da kendilerine göre ciddi sorunları var. O sorunlar az önce Sinan Bey tarafından dile getirildi. Normalde bizim 5 saat çalışıp biraz dinlenmemiz lazım ama bazen 13 saate varan ölçülerde çalışıyoruz ve bu da bizim açımızdan ciddi bir risk doğuruyor. Üstelik kargo işçilerinin hani çalıştıktan sonra akşam evlerine gittiklerinde gayet iyi biliyoruz çünkü gidecekleri başka bir yer yok. Sağlık çalışanları için bazen özel mekanlar tutuldu, kiralandı ama kargo işçileri için böyle bir olanak maalesef yok. Onların da sigortalı olması, sendikalı olması önemli. Gazeteciler de nasıl kargo işçileri çalışıyorsa, nasıl kuryeler çalışıyorsa, nasıl güvenlik görevlileri çalışıyorsa sokaklarda, gazeteciler de doğal olarak haber peşindeler. Ve bunların da mutlaka korunması, bunlarla ilgili de ciddi önlemlerin alınması gerekir. Bu konuda yeteri kadar işverenin duyarlı davrandığını düşünüyor muyuz? Bildiğim kadarıyla belli sorunlar var. Bu bazen medyaya da yansıyor. Yani gazeteciler de kendi haberlerini aksayan, kendileriyle ilgili aksayan yönleri haber konusu yapabiliyorlar. Biz de oradan izliyoruz. İşini kaybetme korkusu evet var. Arkadaşlar sendikalaşmak istediler. Sonra bunların işlerine son verildi. Az önce de söyledim, kıdem tazminatları ödendi mi diye, hala ödenmedi. İşine son verilen, işinden kovulan gazetecilerin kıdem tazminatının ödenmemesi doğru değil, izlenmesi lazım. Ama bu konuda sadece Türk İş'in, sadece Hak İş'in, sadece DİSK'in ayrı ayrı değil, birlikte ortak bu soruna sahip çıkmaları lazım. Bugün ilk sendikasına üye olan işçinin kıdem tazminatı ödenmediğinde diğer sendikalar sessiz kalırsa o zaman parçalanma dediğimiz, daha kolay yönetilebilir dediğimiz bir süreç başlamış olur. Objektif olmaya çalışan, halka doğru haber ulaştırmaya çalışan gazeteciler üzerinde ve gazeteler üzerinde de mali baskılar var. Örneğin Basın İlan Kurumu belli gazeteleri gazetelere ilan vermeme kararı aldı belli bir süre ve bu gazeteler gelirsiz kaldılar büyük ölçüde. Bir kişi işsiz kaldı. Yani pandemi dolayısıyla işsiz kaldı. Covid-19 oldu, işsiz kaldı. Eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorsa gidiyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işte dilekçe veriliyor, işlemler yapılıyor, ondan para alacak. Bir kişiyi de düşünün, sigortalı ama kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Çünkü o süreyi doldurmamış. Ama o öbüründen yaklaşık 600 lira daha az aylık alıyor. Yani birisi diyelim ki 1500 alıyorsa öbürü 1000 lira alacak. Yani veya 950 lira alacak. Dolayısıyla bakıldığı zaman kişi işsiz kaldı mı? İşsiz kaldı. Sigortalı mıydı? Sigortalıydı. Peki işsiz kaldığında ikisini aynı ödemenin yapılması gerekiyor mu adalete göre? Yapılması gerekiyor. Ama fiilen yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Yasa nasıl çıktı? Bu dengesizliği özendiren şekilde çıktı yasa. Erdoğan 20 bin kişinin atamasıyla ilgili kararnameyi çıkarmıyor. Şu soruyu sordunuz mu? Niye kararnameyi çıkarmıyor? Çünkü bunlar aylık almasın diye. Okullar kapalı. Şimdi kararnamesini çıkarırsak bunlar aylık alacaklar. Ama bunlar işsiz. İşsiz olmayanlar da öğretmen olarak atamam çıktı, kurayı çektim. Dolayısıyla işinden ayrılmış olan insanlar bunlar. Yani gelir olmayan insanlar. Bir sosyal devleti düşünün, anayasasında sosyal devlet yazan bir devleti düşünün, kura çekiliyor, kurada çıkıyorum, öğretmen olarak atanacağım, okullar kapalı olduğu için benim atama kararnamem çıkmıyor, ben aylık almayayım diye. Olay insan merkezli düşünülmüyor, insan merkezi, insanın çıkarları üzerine inşa edilen bir şey yok. Her şey rant merkezli olduğu için insan, öğretmen rahatlıkla feda edilebiliyor. Taşeron işçileri nasıl örgütlediğimizi, onlara kadro verilmesi için nasıl mücadele ettiğimizi inşallah bir gün tarih yazacaktır. Erzurum'dan
İstanbul'da, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de taşeron işçilerle nasıl bir araya geldiğimizi, onları nasıl dinlediğimizi, onları önce dernek olarak nasıl örgütlediğimizi, sonra haklarını alsınlar diye nasıl mücadele verdiğimizi tarih yazacaktı. En son işsizlik sigortası rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde gerçekleşti. 9. sigorta dalı aile yardımları sigortası. Niye çıkmıyor? Neden sendikalar aile yardımları sigortasını istemezler? Sizin hakkınız. Kişi işsiz kaldığında bir kişi mi işsiz kalıyor? Peki onun eşi yok mu? Onun çocukları yok mu? Ayda işte günde 39 lira 24 kuruş vereceğiz. 39 lira 24 kuruş verilen bir kişinin 5 kişilik aileden oluştuğunu düşünün. Ya simite bile yetmez. Ülkesini seven, 1 Mayıs'ta bayramını kutlayan, barışı savunan, huzuru savunan, birlikteliği savunan, her birimizin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösteren bir anlayış içinde yola çıkıp gerçek anlamda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmalıyız.